Murat Alan. Ne oldu TÜSİAD? Dilini mi yuttun? Amerika Hazine Bakan Yardımcısı Voli Adeyemo'nun 22 Ağustos'ta TÜSİAD'a mektup gönderdiği ortaya çıktı. Adeyemo'nun Türk şirket ve bankalarını Rusya ile çalışmamaları konusunda uyardığı belirtiliyor. Mektupta Rusya'nın 30 ülke tarafından uygulanan yaptırımları Türkiye üzerinden delmek istediği iddia ediliyor. ABD tarafından yaptırım uygulanan kişilere maddi destek sağlayan kişi ve kuruluşlar yaptırım diski altındadır. Türkiye bankaları yaptırım uygulanan Rusya bankalarıyla aynen ABD bankalarıyla olduğu gibi ilişki kuramazlar uyarısına yer veriliyor. Peki biz bunu nereden öğreniyoruz? Ve TÜSİAD ne yapmış bu küstah mektupla ilgili? El cevap hiçbir şey. Ses sahi çıkaramamışlar. Yaptıkları tek şey Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'na mektubun birer kopyasını göndermek olmuş. TÜSİAD binasının toplantı salonunda geniş katılımlı bir basın toplantısı düzenleyip, ulan hadsiz, Birleşmiş Milletler'in 193 üye ülkesi var. 193 ülkeden sadece 30'u senin ambargona uymuş, yani 163 ülke, bana ne senin ticari yasağından demiş. Sen kimsin ki bize Türkiye Cumhuriyeti'nin patronlar kulübüne yasak koymaya kalkıyorsun? Sen kimsin ki kulübümüzü tehdit ediyorsun? Biz ABD hukukuna göre faaliyette bulunan şirketler değiliz. Şimdi al şu mektubunu, Hazine Bakanlığı'nın müsait bir dolabına koy. Dememiş mi mesela? Olay ABD yandaşları tarafından medyaya servis edilince, evet doğru böyle bir mektup geldi demek yerine masaya yumruğunuzu vursanıza. Böyle küstahçı yazılmış mektubu Wall Street Journal'dan mı öğrenecektik biz? Amerikan hükümetine gıkları çıkmıyor. Ama aynı tüsiyat üzerine vazife olmayan konulardaysa mangalda kül bırakmıyor yeni ekonomi modeline köstek olup yüksek faizli döneme geri dönülmesi çağrısında bulunan siz değil miydiniz? Laiklik, başkanlık sistemi, İstanbul Sözleşmesi, bakanlık kabinesindeki kadın erkek sayısı, internet düzenlemesi, İmam Hatip okulları, Twitter'a erişim kısıtlaması, askeri operasyonlar, Gezi Parkı kalkışması, İstanbul yerel seçiminin tekrarlaması gibi ilgisiz birçok konuda ahkam kesen, hükümeti tehdit eden siz değil misiniz? Eski meclis başkanı İsmail Kahraman laiklikle ilgili çıkışta bulununca laiklik ilkesinin yeni anayasadan çıkarılması önerisini kaygı verici ve kabul edilemez buluyoruz. Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya davet edeceğiz açıklamasını yapabiliyorsunuz. Cumhuriyetin tek değeri laiklik mi? Türkiye Cumhuriyeti şirketleri ABD hukukuna mı bağlı? Yahu çok kaygılandırıyorsunuz bizi tüsyaççılar. Dilinizi mi yuttunuz? eşcinsel ahlaksızlığın legalleştirildiği ve aile yapısını dinamitleyici maddelerin yer aldığı İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesine itiraz eden siz değil miydiniz? İnternetteki porno yayımlar, yalan ve iftira içerikli paylaşımların önüne geçmek için iktidarın 2011 yılında düzenleme çalışması başlatmasına bile tepki gösterdiniz. Zor, karmaşık konuları çözmek yerine toptan yasaklama dürtüsü Türkiye'nin geçmişinde kalmak zorunda. Kısaca yasaklama çöz diyoruz açıklamasını yapanlar kimlerdi? ABD Hazine Bakan Yardımcısı Vol Ademo'ya hitaben bir mektup yazıp aynı metni şablon olarak kullanıp Rusya'ya karşı yaptırım zor. Karmaşık konuları çözmek yerine toptan yasaklama dürtüsü ABD'nin geçmişinde kalmak zorunda. Kısaca yasaklama çözüyoruz desenize diyemezler. Kendilerine yazılmış mektubu sessiz sedasız AK Parti hükümetine iletiyorlar. Yerden yere vurdukları, diktatör iftirasıyla devirmeye çalıştıkları Başkan Erdoğan'a havale ediyorlar. Siz değil misiniz başkanlık sistemi gündeme geldiğinde biz karşıyız. ABD dışında başkanlık sisteminin işe yaradığı tek bir ülke yok açıklamasında bulunanlar. Madem öyle, Türkiye Cumhuriyeti Başkanı yerine ABD Başkanı'na gönderin mektubunuzu. ABD dışında işe yaramıyormuş ya başkanlık sistemi. Her şeye rağmen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti sizin yaptığınızı yanmaz. Benden duysun TÜSİAD yönetimi. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, ABD'ye gerekli cevabı vermek adına çalışmalara başladı. İşinize gelmediğinde hayır değiliz şeklinde konuşsanız da Başkan Erdoğan ve yol arkadaşları hepimizin aynı gemide olduğunun bilincinde. Umarım bu mektup bir ders olmuştur TÜSİAD içinde. Aynı gemideyiz işte. Batırmaya çalıştığınız gemide siz de varsınız. Demek ki neymiş? Batarsak birlikte, çıkarsak birlikte. Selametle. Murat Alan Serdar Tuncer Cacık Aklımızın akılsız, kalbimizin kalpsiz, zevkimizin zevksiz olmaması için hep bir selime muhtacız. Kalbi selim, arifler zineti, haddimiz değil ona sahip olmak. İddiası bile komik duruyor üzerimizde. Zevki selim sadece insanın kendisiyle alakalı değil. Muhit, tutarlılık, senciliğin inşa edilmiş gök kubbe gibi birçok şart arıyor arzı endam için. Aklı selim işte o başka. Tevhide gönül verene üç selimi birbirinden ayırmak yaraşmaz bilirim ama hem yazımızın konusu olması hem de en ziyade ihtiyacımız oluşu itibariyle bahsi aklı selimden açalım. Kalabalıklar galeyana gelir, kitleler sloganlarla yaşar, klavye delikanlıları akıllarına estiği gibi yazmakta mazurdur. Menfaat budalalarının ne zaman nalına, ne zaman nalına, ne zaman mıhına vuracağı kestirilemez. İlmecehti olup irfandan behresi olmayanların halt edişlerine de alıştık ama bendeniz aklı selim sahibi olduğuna itimat ettiğimiz zevatın galeyana gelmesine, slogan atmasına, halt etmesine bir türlü tahammül edemiyorum. Ne çare dostum ne çare, kim sahip çıkar ne çare, et kokarsa tuzlarsın, tuz kokarsa ne çare. Tuzun koktuğu yerdeyiz galiba. Galeyana gelen kalabalığa itidal çağrısı yapması gerekenler kalabalıkların arasına karışıp linç etme peşine düşüyor slogan atarak var olma umudundaki kitlelere tefekkürüyle şuur aşılamasını beklediğimiz mütefekkirane ve kafiyeli slogan atma derdindeler. Sosyal medyada geçirdiği vakitler için Allah'ın kendisine hesap soracağını düşündürtecek kadar müktesebat sahibi olduklarına vehmettiğimiz ve bize niçin oralarda olduklarını izahsa dediğinde zaman bunu gerektiriyor, bu devrin hizmeti böyle olur diyen hocalarımız geldiğimiz noktada bildiğin trole dönüştüler duruşuyla, vakarıyla, izzetiyle, yavşama temayülündeki bugün böyle yarın öylecik güruha sabite dersi vermesini beklediklerimiz, şimdi böyle az sonra şöylecik kıvraklıklarıyla sözleri utandırıyorlar. Ne oluyoruz yahu? Belgrad'dayım. Sosyal medyada gördüm. Şarkıcının birisi çıkmış, kendince güya bir espri yaparak İmam hatipliler için edepsizce olmayacak bir laf etmiş. Yıkılıyor ortalık. Dava açılsın, tutuklansın, evden aldırılsın, ayaklarından tavana asılsın, ses tellerinden ters kelepçe takılsın. Güldüm yorumları görünce. Kendilerinden aklı selime dair bir beklentimiz olmayan insanların böylesi yorumlar yapmaları gayet normal. Kızmışlar, galeyana gelmişler, slogan atıyorlar. Yanımdaki arkadaşlara yorum mahiyetinde söylediklerim şuncağızdan ibaret. Bu modeller kafayı sulu yahut kuru bulmadan sahneye çıkmaz. Halinden hareketinden belli ki kendinde değil. Muhtemelen orkestradan yahut yakınındaki seyircilerden birisine takılma kastıyla böyle bir espri yumurtlamış. Allah bunu da bunun gibileri de ıslah etsin. Konser verdirme, konserine bilet alma, takip ediyorsan bırak, sosyal medyadan eleştir. Yaşadığın yerin belediyesi konser verdirecek olursa tavır koy gelmesini engelle. Bir de bu zihniyeti tanı ve durduğun yerin kadrini bilerek meşgul olduğun işin hakkını vermeye gayret sarf et ki ille bir ceza vereceksen buna bir imam Hatip okulu yaptır, bir lafın bedelini üç sene çalışarak ödesin. İşimizi yapmaya devam ettik. İki kelimelik bir tweet atmaya dahi ne vaktim var ne de içimden geldi değmez zira. Sonra bir de baktım ki aklı Selim'le iki söz söyleyip meselenin makuliyet içinde halli için gayret etmesi gerekenlerde karışmış kalabalığın arasına asıp kesiyorlar. Eyvah dedim. Kalabalıklara onları kızdırma pahasına duruşuyla yön vermesi gerekenler 2 alkış 3 RT için eleştirilme korkusuyla tabiri amiyane ile oturmuşlar telefon başına yardırıyorlar. Sabah bir de kalktık ki şarkıcı müsveddesi tutuklanmış. Hayda öp babanın elini. Ah be iki gözüm. Ne diyeyim bilmem ki yorumlara baktım içim cız etti. Dün ortalığı birbirine katıp kale arkası kalabalığına karışarak tezahürat yapanlar bu sefer de oturmuş savcılara makuliyet çağrısı yapıyor. Bunun niçin böyle olmaması gerektiğine dair ahkam kesiyorlar. Bade harabül Bası, sözünüz doğru da dün söyleyecektiniz bunu. Dalgaya karşı kürek çekerek, rüzgara karşı yürüyerek dün söyleyecektiniz bugün değil dayak yeme pahasına derdini 4-5 tweette anlatmaya çalışarak vaktinde ve yerli yerince makul bir yerden söz söyleyen bir tek bizim İsmail Kılıçarslan vardı benim gördüğüm. Gerisi hikaye dün öyle bugün böylece köfte horlar taifesi. 10 seneye kalmaz gül şendiğince gül bahçesinden başka bir şey gelmez kimsenin aklına ama o aklı Selim ortaya çıkmadıkça da 100 senede geçse bizden bir cacık olmaz. Serdar Tuncer